okulda öğrencilerimizi mezun ettiğimiz öğrencilere fotoğrafı. Gel burada ben, bu sınıf öğretmeni falan falan böyle şeyler. Kimler oldu? Türk İş'in. Aysef Doğu, Avrupa Hür Sendikalar Birliği'nin bir şeyi oldu. Toplantısı. Orada çekilen fotoğraf. Burada şurada vardır, vardır, varım ben. Bu benim damat Ecevit'le çekilmiş fotoğrafı, damadım. Şimdi ne kadar öğrenciler geliyor, ben o zaman almadıydım, acaba sizde yok mu diye fotoğraf arama. Orada onlarda ne var şu kağıtlarda? Buralara da bakıyorum bu şeyler. Bu kim bana verdiyse bir çiçek. Bir çiçek. Evet, öyle kalmış. Öyle kalmış. Bu bana bir hatıra vermiş birisi kim? Biri vardır onun yazısı. Çünkü her şeyi belgelemişsiniz siz, vardır. Burada var onlar şey çıkarmayayım. Tamam. Şu NÜVAP'taki şeyiniz çok ilginç. Başka bir sürü kartlar var tabi. Evet. NÜVAP. Karneler var. Karnelerim var. Ondan sonra sağlık kartlarımız var. Bizim hanımla şeyler böyle. Ant kitap kulübü üye kartı. Bu Doğan Özgüden'in Ant yayınları vardı. Doğan Özgüden, evet. Onlar vardı. Bu da Madeni Sendikası'nda İzmir'de bir seminer yaptık o zaman. İzmir'de. Bu Perşembe pazarında yine bir sendika toplantısında. Bu yine tepe başında öğrencilerimle. Bunlar böyle. Öğrencilerimle. Bu da Öğretmenler Günü. Çevre öğretmenleri, benim öğretmenlerim toplandı. Nerede toplanmışsınız? Defterdar Mehmet Bey Okulu'nda. Ve bu öğretmenleri topladığım çok iyi olmuş. Sonra çoğu öldü. Şimdi burada bir şey edecek oldum. Yani çoğu öldü. İyi yapmışım. Evet. Bu Ardıcılı'nda ki ilkokul binam. Şimdi yıkıldı o, onun yerine yapmışlar bir şey ama pek o kadar şey değil. O bina böyle. Bunlara şey harcamayın film bak. Harcamayın. Olur mu şimdi siz bir tarihi aynı zamanda belgelerle anlatıyorsunuz? Şimdi bunların içinde neler, hangi fotoğraflar var, neler var, ne kayıtlar var. Bunda ne var bakalım. Bunlar da hep öğrencilerin. Yine her herhalde. Yılın öğrencilerimin. Bunu gördüğünüz. Bunlar, bu aynı bunlar. Gördünüz.
bu eski Bonova'dan. Bak, eski Bonova'dan bunlar. Hani şey yapardılardı. Bonalar. Bunlar. Bu bir define planı. Öyle mi? Bir define planı. Ama birileri mi istedi sizden? Çevirdiniz mi? Eski yazıydı mı çevirdiniz? Bir Bulgar verdi onu bize. Ama Sultan Çiftliği şurada geçerken ben size geçenlerde oradan geçtik. Silivri'ye yakın. Evet, evet. Anlatmıştınız siz. İşte o. Bu bizi Sheraton Oteli'nde bir misafir ettiler öğrencilerimizle. Onun fotoğrafı. Hatırası. Bey. Daha başka ne? Şöyle. Bunlar da hep öğrencilerimin. Evet, seni almışsınız, evet, saklamışsınız. Sakladım onları, öğrencilerimin. Böyle. Bunlar bir şeyde. Onlar herhalde almamışlar mı da? Yoksa 104 sınıf vardı. Şubeler vardı. Şubelerin herhalde. Şubelerin. Kim bilir hangileri ne oldu? Okudular, anne oldular, baba anne oldular, müfettiş oldular, doktor oldular. Bu kızın hani geldi küçük kızım. Evet. Anası da öğrencimmiş benim. Öyle mi? Onlar öğrencim. Daha burada bir kiracı duruyordu. O anladırdı. Ben senin öğrencinim. Ben işte şu bu. Ne çok. Böyle. Evet. Başka fotoğraflar da çok herhalde. Fotoğraf bayağı. Çoktur be. Çoktur. De, dizicilik yaptım ben bir ara işim bozulunca bezicilik yaptım. Burada benim kız, bizim hanım da burada ha. Gelin olarak bir kıza gittiydik görmeye diye. O kız, o şeyler, oğlum burada. Oğlum da buradadır da. İşte şu kız olacağı da gelinim. Bu benim kızım. Bu benim kızım. Gel hele ya, sen hep kaçıyorsun. Ay işim var, kaçıyordum. Sen kaçıyorsun hep. Kaçmayayım da bahçeye kabaklar çıkmış, ilaç koydum diplerine. Niye kaçacağım canım? Bu bir şey değil, bu hatıra olmaz, kalacak. İşim var yavrum. Ha, anladım, yok hatıra bir de, kalacak. Bir de siz oyalamayayım diye ben. Ha, yok, şimdi bakın hayli konuştuk, hep güzel şeylerden bahsettik. Ahmet Bey eşi bulunmaz bir insan tabii. Bakın daha önceden de gördük ama. Bizde bir tane yoktur Ahmet Bey gibi. Ben bir tane görmedim onun gibi ya insan. Ama çok memnunsunuz tabii. Ben memnunum canım. 13, o da 15. Sizden. 15 sene oldu, ben tabi bir laf işitmedim ondan ya. O da sizden çok memnun. Ben ondan işitmedim, o da benden işitmemişimdir. Burada işitmemiştir. Benim çok güzel bir şeyim vardı. Fakat o şeyler alınca o ziyan oldu fotoğraflarım. Esperanto şeyleri. O arada da fotoğraf da mı gitti? Fotoğraflarım da gitti, çok. Sonra pul koleksiyonum vardı. Pul koleksiyonum da gitti. Çok pul, güzel pul koleksiyonum vardı.
Çetin Özek vardır. Evet. O zaman solcuydu. Dedi, bir de Ermeni doçenti vardı, hukuk doçenti bunlar. Dediler, dava edelim dediler. Fakat o sıralarda da şeyse gene tam polis şeyi gene şey yapacaklar. Ben dedim, bırakın şimdi beni dedim. Şey yapmayalım bunları. Ayhan seni çekiyor, sen baksana Ayhan'a ya. Yok, anlatsın o, anlatsın. O çok baktı zaten kamerada, şimdi anlatsın o. Ne yapıyorsun Ayhan sen şimdi? Kitaba mı çeviriyorsun? Hepsini değilse bile duracak bu hatıra. Hatıra, bana getirsin dostum. Ah, bu hatıra bana ne olacak? Bir gün gelecek, hepsinin üstünden şöyle yamyasa bir süvgü çekilecek, gidecek varacak. Yeah. Hepsi öyle kalacak Ayhan. Benim kız, kalacak. Öyle mi olur diyorsun? Öyle olacak. Her anda ileri ölürse o çok çile çeker. Yeah, ama benim sayamda çok rahat eder. Çünkü karılar toplayır. Adam çok zor ya. Bizim anam... Ben ona bakacağım, bana o ev geçirdi üstüme, tapu verdi bana, tapu. Şu kadar tapu verdi. Ben nasıl bakmayacağım ona, çiçek gibi bakacağım ona. Ondan hak razı olsun, ölmeden evvel en güzel işi yapmış. Allah onu demek ki nurda yatırsın. En güzel işi yapmış, en güzel işi yapmış. Kim verir Ayhan, kim verir? Kim verir? Bak, benim üstüme geçiriver tapuyu. Ama o bilmişti ben 15 senemde nasıl insan olduğumu da, onun için. Tabii. Hele fotoğrafları... Yormayın kendinizi çok da. Tabii heyecan seviyor. Ben sana da şey diyorum, taksi tutuyorsun, geliyorsun, bir sürü para veriyorsun. Yeah. Sana ne geçirir, ne yan bir şeycik. Ben sana da üzülüyorum. Ama biz bu... Şimdi orada ne kadar oturdum, sen aklıma geldin. Dedim bu çocuk dünyanın parasını veriyor, geliyor buraya. Kimden ötürü geliyor? Ahmet Bey'den ötürü geliyor. Başka bir şey değil. Ama ben biliyorum, ama parayı kim sayıyor, sen sayıyorsun. Tabii vakıf... Yok, ben 10 yıldır kendim karşılıyorum çoğu şeyi. Vakıfın verdiği şeyleri bu işlere veriyoruz. Ama bu da bir aşk. Bu da bir iş, bu i̇şte, da bir uğraş. İşte senin de ne aygın var canım? Sen almasına 3 milyon para. Yollara bize geliyorsun. Gel sen, başımızın üstünde yeri var da demek ki kendinden para harcayasın çok. Biz çıkarıp sana 5 kuruş veremiyoruz. Bakın yapmayın öyle. Ay mesela demek istiyorum. Yapmayın öyle. Ben... Olsa vereceğiz, yok da yok. Verelim. Hayır bak öyle düşünmeyin. Ben buraya gelmekle çok mutlu oluyorum. Çünkü hem bilgi alıyorum hem de iyi bir iş yapıyoruz. Bu arşivler önemli. Bir daha Ahmet Bey gibi bir insan gelmez. Dünya da bulamazsın Ahmet gibi. Ben onu bildiğim için geliyorum. Tabii. Ben neye boşuna, niye Sadık Bey'in peşinde koşmuyorum? Tabii. Şimdi o da bu kamerayı bir gün izlerse yine bozulmasın Ahmet Bey. Bizim bir yazımızı okumuş, bozulmuş hemen. Kayıtlara geçiyor tabii. Kartpostallarınız var. İnançlarla ilgili, şehirlerle ilgili. Bu Arapça. Bunlar galiba Esperanto'dan bazı şeyler. Öyle mi? Gözlüğünüzü mü? Bu bildirmiş. Morris. Bunlar bizim şeylerden alınan resimler, tarihi şeyler. İnançlarla ilgili mi? İnançlarla ilgili Hristiyan. Bugün ilerle ben bunların bazılarını çevirttirdim. Fakat birkaç da
şeyde kaldı. Murat Küçük de unuttum kaldı gitti. Tebrikler. Tebriklerim. Sana bir esperantoca şey gösterecektim ama kalmamış pek elimizde. Benim torunlardan bunlar. Bunlar benim torunlardan. Evet tamam çok yormayın kendinizi. Böyle çok daha da var değil mi fotoğraflar? Başka valizde daha çok nice fotoğraflar var. Böyle de anılarınızı defterlere yazmışsınız. Bir ara o kadar fotoğraf düşkünüydük. Şunu da hemen bir şeyi fotoğraf çıkarıp şey yapardık. Memleket gezide. '71'de Bulgaristan'da gezide çekilen fotoğraflarım. Kayınvaliden bizim hanım. Anamla babam. Evet ne güzel ki fotoğrafları var annenizle babanızın. Ama tabii Türkiye'ye geldikten sonra çekildiniz evet. Değil mi bunları? Ha, bu Bulgaristan'da onlar. Öyle mi? Ha, bunlar ikimiz. Dünya dünya, yalan dünya. En şey, fotoğraf ilk Nuvab'a giderken anam, babam, ablam, eniştem, anam. Nuvab'a kaç yaşında gittiniz? 20 yaşında. Evet, 1940'lı yıllardaki giyim böyleydi demek ki. Türklerin giyimleri. Sütçülerde. Şimdi şunları çek. Oo, bunlar. Bu arkadaş sonra buraya geldi. Kaymakam oldu. Okudu. Ve Şumlu'nun tabii parkında şey ettik, iki Yahudi çocuğu. Allah Allah. Fakat ben bunları İsrail'e şey yapıp şey etmek istiyorum. Acaba sağ mı, fırına mı gittiler, nereye gittiler? O Yahudi, iki Yahudi çocuğu. Allah korusun. İnşallah yaşıyorlardır. Ondan sonra burada da yine sütçülerde hanımla ben çocuklar ve benim oğlumu nişanladıktan sonra gelin kız dünürlerle çektiğimiz fotoğraf ilk şey ettiği zaman Atatürk'ün anıtı önünde. Enver Hoca'yla o Düzce tarafında öğretmenken İşte ailece kız ortaokulda çocuk lisede okurken bu en şey derli toplu fotoğrafımız.
şey yapma çok. Belli ya, hep gençmişik. Ya, gençmişik. Şimdi de gençsen bak. Maşallahın var valla. Suratına bir kırışın yok ha. Kendi yaşını da ne diyor? Gençmişik. Sen genç daha, genç. Ya, şimdi yeter bu kadar. Hele burada inci gibi yazmışsınız her birini, notlar. Bakın, aylara göre yazmışsınız, bravo. Ve çiçek var orada, acaba neymiş? Sücahattin Veli Türbesi'nden de bir şey, bir gül almışsınız buraya, bravo. Evet, Sücahattin, Murat'la gittik. Sen Murat, o zaman şey, makinesini evde bırak. Ah, vardık. Sabahleyin çok erken vardık. İlk arabayla gittik Eskişehir'den. Oo, yok dedim şimdi ne yapacağız? Burada dedim fotoğraf. 10 Mart 2002'ye kadar demişsiniz. Evet. Bayağı. Evet. Oo, burada bak Eylül. Benim kayınbiraderim ilk topçu asubay oldu. Orada bu nişan atarmışlar bunlarla. Onlardan getirdi. Ben de böyle şey kullandım. Bak. Siz hiçbir şeyi ziyan etmediniz. Ha, her şeyi yani, her şeyi kullandı. Evet. Hiçbir şeyi ziyan etmediniz. Anneler günü için kullanmışım bunu. Yarın anneler günü var gene. Evet. Anneler. Yarın anneler günü. Aa, yarın anneler günü. Oh, Şücaettin Veli'nin türbesinden bak sen. Nezmiye Hanım'ın doğum günü için. Bak. Hmm. 4 Nisan. April diyor o. 4 April de diyor. April. Bu. Dur bakalım bu neymiş? Bir harita bir şey yapmışsınız siz yine de. Harita. Aşmayın neyse. Şey yapmayın. Yormayın kendinizi. O galiba ben Bulgaristan'a gittiydik ha. Beraber gittiğimiz mi? Yok. Biz gittik. Biz beraber gittik. Bir defa gittiğimiz. Evet. Yok bu beraber gittiğimizin şeyi gibi geldi bana. Bizim evet. Uğradığımız harita. Aynı yollardan gittik. Orada yaptı onları bunları. İkimiz biz orada çok durduk. Bir aydan fazla durduk. Ha siz beraber mi gitmiştiniz? İki kere beraber gittik. İki kere. Kız kardeşim de birer ay gittik. Burada bak çorap baba. Ben maaşımı düzeltmeye gittim. Ne zaman gitmiştiniz? Ben bilmiyorum ki buraya yazmıştırım. Nasıl? Dur bakalım. Bizim bu ne tekkeler. Kaçta gittik Ahmet Bey? Yazılıdır orada. Nazmi kız kardeşime gittik iki kere orada durduk birer ay birer ay. Bize çok güzel baktılar onlar ya. Bahçe bebeğe dolu her şey bol. Bir ev ay orada kaldınız. Bir ev kaldık ikimiz de. Öyle bize verdiler odaları. Biz kendi payımızı orada yattık. Kaldık. Rahat rahat. Onlara yemeklerini yaptım. Onlara neler yaptım. Ha, bayram ettiler onlar sen gidince. O çok sevdim. Onlar benim yemeğimi çok sever. Ben onu o zaman şeydeymişim ben galiba. Diskte. Gezi değerlendirme 5 günde 1630 kilometre dolaşıp Cem Vakfı yayınlarını dağıtmak. Cem Vakfı'nın 12 Mayıs'ta inanç önderliği. Ha bizim yaptığımız gezi. Ha, bizim yaptığımız gezi bu. Ben dedim o ha, bizim yaptığımız. Evet, daha önce 2000. Yıl tamam. O, siz daha eski gittiniz. Evet. Biz daha önceden gittik. Çünkü 2000 bak, dedi ya. Bak, bak. Kaçıncı senektik yazıldı böyle. O gezide de yalnız yine de Hakkı Saygı'nın hakkını verelim. Çok hızlı gitti, o kadar yeri göremeyecekti. Fakat araba onun olduğu için zamanımız da yoktu. Biraz daha kalsaymışız çok büyük iş yapacakmışız değil mi? Evet. Bu sabah da buradaki kız kardeşim gitti Bulgaristan'a. O kız aradı seni. Rukiye mi? Yok. Semra mı? Semra aradı. Ben sonra arayacağım dedi. Evet. Bunlar hep böyle öyle mi? Evet öyle onlar. Bu kadar maşallah yani bakın 96 yılında bir senede yine evet.
Siz haritaları buraya da yaptınız, bir örneğini doğruya da mı koydunuz Ahmet Bey? Bakın, bu haritalar herhalde sizin gezdiğiniz böyle yerler. Gezdiğimiz yerler, evet. 96 orada diyor. 96, evet. Yani orada yapardı Ayhan. Bak, orada onu alınız. Onu. Ha, bu herhalde. Herhalde. Ne bakalım şimdi bu? Bir Alevi Bektaşi bölgeler. Bu Abidin Bey ile yaptığımız gezi. Almanlar bu gittik böyle ta Ak Kadınlara, evet Razgrad şeye geldik, Demir Baba'ya, Yunus Abdallah Kemallar Demir Baba'ya gittik de burada yolumuz. Demir Baba'dan geldik işte bu küçükler, veletler köyü ve Ali Ekber çiçeklerle gittik Otman Baba'ya. Harmanlı de Otman Baba. Salih Güven'i götürüyor seni beygir arabasının da tekiye, o ne yazmalı? He? Salih bacanağını da götürüyor seni tekiye. Ama o başka gene. Bu benim, hani sen de oradaymışsın da geldi. Hani sen, ben geleceği gün sen gitmişsin Bulgaristan'a. Yeah. Eskişehir. Ha, Kaan'ın doğum günü için yazmış, yapmışım bunu ben. Al. Tren şeyleri bile. Gitmişim trenle. Nereye gitmişik? Evet, yani muazzam bir şey. Beş gün hiç kalmadan bu farzlara beş gün bakacağım. Ne resim biter, ne yazı biter. Aşk olsun buna, aşk olsun, aşk olsun. O kadar demek ki bilmiyorum, onu ne yazdım. O kız. İyi akşamlar Sevda. İyiyim bayan, sen ne yapıyorsun? Yazınız da güzel ve böylece... Peki. Ben evvel göreceğim ama bu diğer defterlerde eski yazı kullanırdım. Ha. Dedim bunları bir kim okuyacak? Ama burada kim olursa alıp okuyacak dedim. Bir daha onlarla yazmaya başladım. Evvel. Tabii analarınız çok fazla. Sizin bize verdikleriniz bir kısmı o yazılara, sorulara yanıt verdiniz ya. Evet. Seda, çok teşekkür ederim. Onlar çok özeti tabii. Evet. Değil mi? Evet. Yani buralarda daha neler var? Evet. Daha neler var? Bu Sevda var. Necmiye'nin gelini. Sevda. Yani neler gününü kutluyor. Sonra bakıyorum ben, öğretmenlik yaptığım yerin biri de tarihi yerlerini pek bu kadar hani resim yapmaya çalışırım da o yıkıntıları bile yapmışım ve vekil öğretmenken yalvacım bir men mabedinin şeyini yaptım. Daha sonra maaş almaya gittiğimde kaymakama dedim, burada dedim çok esaslı bir yer var. Men mabedi. O men mabedini korumak lazım. Taşlarını alıyorlar dedi. Abi öğretmen sen dedi, nereye ilgin var dedi. Alsınlar dedi taş. Şimdi sonra birkaç yıl sonra baktım. Orasını sit alanı yapmışlar. Koruyorlar şimdi. Ben 1952 yılı onu tespit etmişim. O yıllar sonra tespit yapıyorlar ki bu çok esaslı bir yer. Bir ilkokulu öğretmeni yapan bunu, koskoca bir kaymakam bunu takdir etmiyor. Nedir bu? Deminki anlattığımız, hani bugün anlattığımız gerilin şeyi. Tabii kaymakam işte görüyoruz. Bir tane de
Bir kaymakamla da çalışıyoruz. Evet, kaymakam işte nasıl? Sığ beyinli insanlar evet, kaymakamlar. Evet. Yani kaymakamlar evet, gerici, sığ, evet, böyle her şeyin altında bir şey arayan, evet, güya bürokrat, evet, kafası işlemeyen insanlar ve ne kadar da kötü olsa Orhan Pamuk, evet, tamam sevmiyoruz ama evet, sen bu kitapları al yak. Yak evet. İşte. İşte tamam en yakın şey. Evet tamam Orhan Pamuk'u sevme en kötü adam olsa bile bir kaymakam nasıl olur da? Kitabı yaktırır. Kimin kitaplarını yakmış? Bir yazarınkini yaktırmak istemiş de. Cahil. Hamidiye'de öğretmenim her çocuğa bir sopadan birer metre yaptırdım. Hepsinin ölçme bilmem şey santimlerine varınca falan ama bazısı kısa yapmış bazı şey neyse. Bir gün bir jip geldi. Evet, meydanda. Evet, bir gün arayla yine birlikteyiz, beraberiz. Evet. Ben bu arada evet, Yusuf Oğuz oğlu diye bir profesörün Osmanlı Devlet Yapısı diye kitabını hayli başladım. Evet. İki gündür yaraladım. Evet. Bayağı güzel bir çalışma. Martin Luther'i anlatan bir sinemaya gittim dün öğleden sonra. Evet. Hayli dikkatimi çekti. Hayli dikkatimi çekti. Yani Avrupa'da Hristiyanlık adına yapılanlar, evet, bağnazlıklar, hoşgörüsüzlükler, evet, dinde tekel oluşturma ve dini değerleri sömürerek insanlardan maddi, evet, manevi çıkar elde etme, evet, ve çok dikkatimi çeken bir husus da cennetin tapularını ve giriş vizesi diye mektupların halka satılması. Evet, evet. Buna karşı gerçekten özgürlükçü bir insan olarak Martin Luther'in ortaya çıkması, fikirlerinin yayılması, kitaplarının basılması ve onun suçlanması, öldürülmek istenmesi, evet, ve köylülerin ayaklanması, İncil'in Almanca'ya çevrilmesi. Evet. Ve orada da 2-3 kere geçti. Türkler kapıya dayandı dediler. Bir de Martin Luther'le mi ilgileneceğiz, uğraşacağız? Zaten geldi Türkler bir yana kapılarına kadar diye. Evet. O gerici papazlar, yobaz herifler Türkleri de saldırgan olarak gösterdiler orada. Evet. Evet, geçen söyleşimizde dedik ki Osmanlı'nın gerileyişi. Ben o kitabı okuyunca tabii ki onun gibi daha nice insanlar da kaleme almıştı Ahmet Bey. Evet. Fatih Sultan Mehmet döneminde merkezi devlet yapısının nasıl bir katı otoriteye dönüştüğü, evet, zaman içerisinde Fatih'i de aratacak bir şekilde din adamlarının halktan koptuğu, evet, ve özgürlükçü düşünceye, farklı fikirlere, inançlara, hoşgörüsüzlüğün en üst noktaya vardığını, en nihayetinde de suhde ayaklanmalarına varıncaya değin, medreselerde bir şey eğitilmeden, öğretilmeden yetişen, evet, insanların, öğrencilerin dolup taşması, Türkiye'de yani Osmanlı zihniyetinde hoşgörüsüzlüğün hakim, evet, olması, gericiliğin hakim olması, en nihayetinde de imparatorluğun çözülüşü. Önceki günkü söyleşimizde bunlara kısmen değinmiştik ama bu kadar açık değinmemiştik. Bir yanda Avrupa reform, Rönesans diye ilerliyor. Evet. Bir yanda Osmanlı geriledikçe geriliyor. Evet. Öyle mi? Evet. Ve Fatih'in Mahmud Paşa'yı idam ettirmesinden sonra bu şeyler, yabancılardan toplanan devşirmeler diyorlar bunlara, Yeniçeri yapılacak. Endurun, Birun'da yetiştirilenlerin eline geçmesi Osmanlı idaresinin bir daha gerilemesine neden oldu. Hani bunu söylerler. Hele Mahmud Paşa Türkmenlerdendi. Ondan sonra Türk'tü kendisi. Ondan sonra gelenler, saraya hakim olanlar bu devşirmelerdi ve devşirmeler de bir daha padişaha dış ülkelerden kadın bulma, bilmem ne yapma, ne etme. Bundan sonra bir de çevirmenler, tercümanlar vardı. Tercümanların çoğu da Yahudi ve
Rumlardı. Bu aynı zamanda bir de ekonomik şeyi ayarlardı bunlar. Sarayda birçok şeyler, bu ulüfe diye şeyler vardı. Üç ayda bir yeniçerilere verilen paralar zamanla hazine boştu yahut da azdı ve bu paraları törpüleyerek, şey yaparak, değerini, ağırlığını küçülterek o masrafları karşılamaya çalışırlardı. Fakat o da Yeniçeriler arasında bir hoşnutsuzluk yaratır ve zaman zaman ayaklanma olurdu. Ve bunlara da şey olan daha çok Ermeniler, Yahudilerdi bu para. Ve bu da yine Avrupa'nın o zamanki Viyana, Londra, ondan sonra diğer devletler, Roma, nedir o, Venedikler, Cenevizler, ondan sonra ta Kudüs'ten başlardı ve Kırım'dan, ondan sonra Tuna yoluyla gelirdi Viyana'ya falan, böyle birçok para babaları, para ile oynayanlar da, oynayanların da rolü vardı bu Osmanlı'nın gerilemesine, zaman zaman ayaklanmalara neden olmasına. Buyurun. Şimdi Osmanlı'nın toplumsal yapısını ben merak ediyorum. Mesela insanlar tabii rea dediği zaman köylü, kırda yaşayan insan, evet, toplulukları, yığınlar ve devlet yönetimi askeri yönetim. Yani, evet, Yeniçerilerin baskınlığı var ama, evet, sadece bu değil. Yani Osmanlı, evet, bir nevi asker devlet. Asker çok önemli. Yani, evet, Osmanlı Devleti için ve buna göre yapılanmış bir ölçüde. Evet. Ulema da var, evet, asker var, halk var. Ve padişah seçkinci bir topluluk. Özellikle Fatih'ten sonra iyice, evet, toplumdan kopuyor ve zaten Osmanlı'nın sonu öyle geliyor. Evet. Tamamen soyutlanınca halktan, halktan soyutlanmış, kendine göre bir yönetim anlayışıyla halkı yönetiyor. Fakat anlıyoruz ki Osmanlı yönetimi aslında göründüğü kadar da sağlam bir yönetim değil. Mesela iyi tutmuş Osmanlı arşivi, yazılı, evet, metinleri iyi tutmuş. Evet. Belgeler üzerine kurulmuş. Evet. Belgeler, o istihbaratı yapması, evet, kendi güvenliği içindi. Kendisinden, evet, korkuyordu. Kendisinden korktu. Korktuğu için bu kadar yazışmaya önem verdi. Fakat bakıyoruz suistimaller. Yeniçeriler, evet, kadılar, subaşılar, evet, herkes bir suistimalde Anadolu halkı eziliyor. Eziliyor, evet. Perme perişen, yani bunun abartısı yok. Vergiler artıyor, bir daha. Mesela devletin koyduğu vergi sistemi olmasa bile, evet, yöneticiler kendilerini güçlü hissettiği anda milletten zorla para topluyorlar, vergi alıyorlar. Atlılara binip Anadolu'yu, evet, yağmaya çıkıyorlar. Şimdi böyle bir yapı içerisinde ben size soruyorum. Osmanlı'da toprak milletin değildi. Padişahındı. Ve padişahın yetkili kıldığı insanlar denetliyordu bunu. Denetliyordu ve bütün insanlar kuldu. Hatta sadrazam bile ben kulunuz, padişaha öyle takdim eder. Ben kulunuz, yani kul, köleniz diye hitap ederdi. Ve ancak padişahlar üzerine etkili olan bir makam vardı, Şeyhülislam. Şeyhülislam eğer şey edilirse, bu şeriata aykırı hareket ediyor. Mesela deli padişahlar olurdu, bazı serhoş bilmem bir şeyler. Zaman zaman bunlara sadrazam. Fakat Şeyhülislamlar da bazıları yine kültürsüz olduğuna padişaha yamanırdı. Padişah istediğini onlara yaptırırdı. Filan böyle paşa, mesela şey de alalım, Kara Mustafa Paşa ikinci Viyana kuşatmasında başarılı olamadı. Bunu şey yaparak onu çekemeyenler
Şeyh İslam'a şey yaptılar, bunu baskı yaparak katli vaciptir, katli öldürülmesi lazımdır diye padişaha ferman yazarak Kara Mustafa Paşa'yı Belgrad'da idam ettirdiler. Oysa Kara Mustafa Paşa öyle gene rapor veriyor, bildiriliyor padişaha. Ben evet başaramadım, bazı sebepler var ama ben tekrar bu başarısızlığımı tamir edeceğim. Bana fırsat verin diye. Fakat onu çekemeyenler onu bir an evvel oradan kaldırmak için böyle baskı yaparak onu idam ettirdiler Belgrad'dan. Yani padişaha bu Şeyhülislamlar şeydi, eğer aklı başında vatanperver şey bir adamlar olaydı bazı padişahları şey yapabilirlerdi. Ama çoğu ona yanar, ondan sonra bilmem bir şey yaparlar ve suç üstüne suç işledirlerdi padişaha. Peki diyelim ki Anadolu'da, Balkanlar'da bir köyü düşünelim. Evet. Bu insanlar hayvancılıkla, çiftçilikle geçinecekler. Evet. Bunların toprağı devletin. Devletin. Peki ekip biçtiklerini devlete vergi verecekler. Tımar olarak. Mesela bizim Yunus Abdal birisinin tımarıymış. Veriyorlar. Sadece bizim Yunus Abdal'la değil, bazen şimdi o zamanlar toprak alanları az, o zaman ormanlık bizim. Başka köylerde var. Ona kağıt veriliyor. Böyle uzun boylu, ondan sonra buğday benizli, kara kaşlı, ondan sonra bıyıklı biri bilmem kim ne savaşlarda bulunmuş, yararlı göstermiş. Onlara şey, Yunus Abdal karyesi tımar olarak, ondan sonra Duraç köy tımar olarak birkaç köy veriyorlar. Adam alıyor önüne, fermanı geliyor, diyor veri bakın. Bu toprakları istiyorsunuz. Ben bundan sonra geleceğim, buradan vergi alacağım. Öşürlerini, biliyorsun onda bir öşürlerini alacağım. İşte devlete vereceğim bir şeyler. Ve birçok şeyler oluyor. Sonra bu adam yaşlanıyor. Yaşlanınca güçten kuvvetten düşüyor. Ve öyle oldu ki son zamanlarda birçok verilen timarları rüşvetle başka birisi para, daha çok para vererek alıyor. Ondan sonra zavallı bunlardan mahrum kalıyor. Ya da oğluna kalması lazım. Mesela miras gibi. Tam miras olmuyor da biraz şey, çocuk büyüyünce, yetişince, akıl balik oluncaya kadar işlesin, geçinsin diye ondan da mahrum oluyor. Bu şekilde birçok yolsuzluklar var. Benim şimdi çevirdiğim, bu diske çevirdiğim belgelerde bunlar çoktur. Hani anlatıyordum ben ya, halkla devlet arasındaki sorunlar, işçilerle esnaf arasındaki şeyler, öyle belgeler var. Onlar yarın kitap haline geldikten sonra orada göreceksiniz. Nasıl ilginç mahkemeler var. Ne kadar ilginç haksızlıklar var. Göreceksiniz onları. Ama ben tabii evet. Ayan ve Eşkıyalar isimli iki kitabınızı okudum. Evet. Şimdi konuyu oraya da getirmek istiyorum. Evet. Tabii bu kadar lafların bir evet. Amacı var. Tabii tımar sistemi var. Vergi verecek evet. Ve o tımar sahipleri de evet. Devlete belli oranda asker verecekler asker savaş zamanında. Evet. Yetiştirmek evet. Zorunda. Evet. Peki bu adamları kim evet. Denetliyor? Vergi alıyorlar, asker yetiştirecekler. Kadı. Evet. Kadılar. Ve bir de daha sonra 2. Mahmut'tan evvel bazı şeyler var. Ayanlar var. Ayan okumuşsunuzdur. Ve bu son kitabıma 3. cilde girecek o. Bu 2. Mahmut'un Mahmut zamanında ayanlar biraz kendi durumlarından şüpheliydiler. Zaman zaman padişah gelecek, toplanıp İstanbul'a
Hatta Rumeli'den gelenler, Anadolu'dan gelenler bir toplantı yaptılar, ayanlar. Atlardan bile inmediler. Belki bir öldürme falan adamlarına geldiler. Ve ayan toplantısı, ona ittifak, ne ittifak diyorlar? Senedi ittifak. Senedi ittifak imzalattılar bu şeye, ikinci Mahmud'a. Ve bizim o zaman bunu öncülük yapan Alemdar Mustafa Paşa'ydı. Rumeli'den, ondan sonra hatta bu sadrazam olunca geziyor, muhakemeleri görüyor. Ağanın başka günah bırakıyor mahkemeyi kadı da, ağanı sen ne böyle yaparsın be, böyle hatta onun kuruşluklarını bile bu halk şey yaparmış. Ondan sonra görüyor, bu ne bu böyle? O vergiler, bilmem neler, yolsuzluklar ve idarecilerde bir korku başladı. Bu adam eğer sadrazamlıkla böyle devam ederse bizi atacak ya da cezalandırır diye. Ve nihayet işte bu senet ittifaktan sonra 2. Mahmud onu tahta geçirmeye sebep olan, ondan sonra ölümden kurtaran Alemdar Mustafa'yı Yeniçeriler sardığı zaman o kendisini bir bahaneyle Üsküdar'a geçmiş, sarayda sarayından bakıyor. Ne oldu? Bundan sonra bir şeyler, silahlar atılıyor, bilmem ne oluyor, yangın gibi İstanbul'da o şeyde şeye çıkarken Ayasofya'nın o yokuşunda bir şeyler oluyor. Haberi var, hiç bir önlem aldırmadı. Nihayet Alemdar Paşa onlara diri diri teslim olmaktansa indi Bodrum'a, oradaki şeyleri, barut fıçalarını ateşe vererek hem kendi öldü hem de yüzlerce Yeniçeri beraber oldu. Ondan sonra böylelikle şey oldu ve 2. Mahmud bundan çok memnun kaldı. Fakat sonra yine çeşit şeyler olacak. Nihayet bu Yeniçerileri şey yapmaktan ötürü ve bir de onlara destek, ona destek olan Alevi Bektaşileri kıyıma uğrattı. Hep bu kendi saltanatından korkusuyla yaptı bunları. Ve öyle derler şimdi yabancılar, hiçbir devlet kendi askerini böyle kırdırmamış. Bu can kadar binlerce zavallı, kimisi Yahudilere kaçmışlar, ondan sonra Bodrumlara bilmem nereye ve kurtulmaya çalışmışlar. Kimisi Anadolu'nun bir yerlerine ve böyle bir Yeniçeri kıyım olmuş. 56. oğlu diye birisi bana bir şeylik şey etti, Osmanlı arşivinde çalışırken. Benim dedi babam, deden şeymiş, Yeniçeri. Hem de bu şeyde Eminönü'nde orada bir hapishane var. Ne hapishanesi derler? Sarsanya şey mi? Hapishane var orada. Han var bir tane. Şeydi, ticaret odası yanına yakındı. O da bir hapishane var. De, orasında şey varmış, çardak. Gelen gemilere Yeniçeriler tarassüt ediyor. Ondan sonra gümrüğünü alıyorlar, bir şeyler. Fakat bazıları da artık oradan bir şey etmek için işaretlerini, baltasını asarmış gemiye. Başkası gelip başka Yeniçeri teşkilatı şey etmesin diye ondan aracını alacak. De, öyle bir adammış, kumandanmış daha doğrusu. Ona aile şeyler yaptım, belgeler de buldum. Da sonra bu şey olunca, kıyıma başlayınca Ziver yokuşunda bir kadın varmış. Ona gidermiş bu. O kadın yani metrez gibi, ne bileyim artık nasılsa gidiyor. O kadın onu saklamış. Ve ondan sonra azıcık durulunca böyle şeyler, İstanbul'dan dışarı çıkmış, şeye gitmiş.
Alanya tarafına, Alanya tarafında yıllarca orada kalmış, ondan sonra gizlenmiş, adını bilmem değiştirmiş ve nihayet bilmem gelmiş veya böyle bir şeyler, ben bile bir onun dedesini, artık dedesinin dedesi miydi bilmiyorum, araştırma yaptım. Şimdi bu Yeniçeri bu hale nasıl geldi? Yeniçeri Osmanlı'nın en gözde birliğiydi. Evet. Sınırlarda, evet. İstanbul'da, belli merkezlerde Osmanlı'nın göz bebeğiydi. Evet. Devşirmelerden oluşuyordu. Evet. Yetişmiş, kabiliyetli, evet. Çok önem verilen bir askeri birlik olan Yeniçeriler, evet. Nasıl oldu da bu hallere düştüler? Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni yine para. Demin anlattım ya, onlara 3 ayda bir verilen para değerini kaybetti. Bunlar da tabii yaşamak zorunda kaldı. Ve padişah bunlara para veremediği gibi bazılarına hadi şey olsun diye sanat, kimisi esnaflığa başladı. Kimisi bilmem ayakkabıcı, elbise dikici bilmem bir şeyler yapmaya başladılar. Ve burada Ermeniler ve Yahudiler çok büyük rol oynadı. Aldıkları parayı şimdi ne yapacak Yeniçeri? Çoluğu yok, çocuğu yok. Veriyor onu Ermeniye, Yahudiye. İşte ona o bir faiz veriyor. Ondan sonra bir şeyler yapıyor ve başladı Yeniçeri kendi adına birçok şeyler yapma. Sonra Yeniçeriler arasında bir de bir şey vardı. Bunlar ölü verdikten sonra mirasçısı olmadığına onun parası şeyinde böyle mande parası. Yani elden ayaktan kesilmiş, yaşlanmış Yeniçeriler oradan yardım alıyordu, para alıyordu. Bir sandık kurmuşlar onlar. Sandık var, bir sandıkları var. Ve o sandık sandığa veriyorlar. Derken aynı ticaret yapıyorlar parayı. Ama para da noksan geldiğine alacakları faiz de düşüyor. Ve bundan da memnun kalmıyorlar. Zaman zaman kazan kaldırıyorlar. Padişah işte şu olsun, bu olsun. Nedir o? Maaşlarına zam istiyorlar. Daha başka birçok şeyler de böyle. Zaman zaman Osmanlı'da rahatsızlık, bir şeylik, kargaşa yaratırlardı. Ama bir de benim en önemli, evet. Olarak gördüğüm sayısı fazlalaştırıldı. Çok, evet. Fazla olduğu için, evet. Bu işler oldu. Evet, şimdi bazı... Yani normal bir sayıda tutulsaydı baştaki, evet. Gibi, evet. Hiçbir şey olmayacaktı. Şimdi bazısının mesela oğlu olarak, Yeniçeri'nin oğlu, sonra evlenmeye de müsaade ettiler sayı onlara, bazılarını evlendiler. Onun oğlu olarak Yeniçeri aldılar onu. Ve bir de bazı kişiler çocuklarını oraya kaydettirirlerdi Yeniçeri olarak. Ve böylelikle sayıları gittikçe arttı. Ondan sonra ücret aynı yahut da düşük ve böylelikle o hazine onları ödeyemez oldu. Onları memnun edemez oldu. Ve böylelikle o Yeniçeriler de padişaha asi gelir. Ve birçokları da makam katmak için diyelim sadrazamlar şeyler böyle öyle ya sadrazamlar şey Müslümanlar rüşvet vererek Yeniçeri ağzına ondan sonra biz filancayı isteriz istemezdik mesela çıkıyor ve filanları istiyoruz filan Yeniçeri şey olsun şey Müslüman olsun, filan sadrazam olsun, filan reisi kütüab olsun, bilmem ne başladı Yeniçeriler ultimatum verme padişaha ve böylelikle o işin ehli adamlar da gelirdi. İktidarsız kişilerle makama getirilirdi. Ve sonra bir de hele bilhassa saraydaki padişah kadınları. Mesela var ya Hürrem Sultan, Hüsem Sultan, onlar
dışarıdaki valilikler, kaymakamlıklar, mutasarrıfları ona biraz para verip bilmem Zanya eyaletinin bilmem nesi, ondan Skodra'nın bilmem nesi, Bağdat'ın bilmem nesi, bu şekilde padişah kadınları da rol oynardı. Şimdi ben evet. Arşiv'e giderken benim bir arkadaşım vardı. Benim okuldan emekli oldu Erfan Hoca. Şimdi beraber giderdik. O da bilmem bir un kapanında bir yerde bir iş yapardı. Giderken Yeni Cami yanına vardıktan sonra bak bakalım dedim Erfan Bey. Şu Yeni Cami'yi dedim kim yaptır? İşte padişah karısı filanca. Peki senin ninen, benim ninem niçin bir şey yaptıramadı? Niçin bize bir dükkan yahut bir şey demedi? Sonra bu ne iş yaptı? Öğretmenlik mi yaptı? Bilmem bir yararlık mı yaptı savaşta da kazandı bu parayı da koskoca bir camiyi yaptırdı. Düşünürdü böyle ya hocam derdi. Ya, benim derdi ninem yalnayak öldü. Benim de öyle çarıkla yalnayak öldü. Niçin o padişah kadınların böyle ayrı hasenat yaptı ve hala bilmem Üsküdar'da bilmem nerede camileri, sebilleri, ondan hayratları bir şeyleri var. İşte onlar o parayı öyle rüşvetten şuradan buradan aldılar. Peki sizin iki eseriniz Ayan ve Eşkıyalar yayınlandı. Burada evet. Osmanlı'daki toplumsal huzursuzluklar, başkaldırılar diyebileceğimiz olaylara rastlıyoruz. Yani darda kalan, zorda kalan, haklarını elde edemeyen insanlar ayaklanıyorlar. Evet. Ve devletin de zayıfladığının önemli göstergesi bunlar. Evet. Önemli göstergesi oluyor. Ve Balkanlarda da bunun çok yoğun olduğunu görüyoruz. Sadece Anadolu değil, evet. Balkanlarda da büyük eşkıya hareketleri var. Önemli ölçüde Türkler arasında olsa da evet. Bulgarlardan da, Makedon'dan da, Yunan'dan da evet. her milletten evet. insanlar ayaklanıyorlar. Peki ben evet. şunu tekrar soracağım. Osmanlı'nın 600 yıl boyunca yaşamasına sebep olan askeri devlet sistemi olması ön plana çekiliyordu ama Osmanlı'nın Balkanlar'da olsun, Anadolu'da olsun zayıf noktaları nelerdi? Yani kadılar diyoruz, subaşıları diyoruz, diğer insanlar diyoruz, yeniçeriler diyoruz, komutanlar, derbentler, menzilciler, her türden insanlar. Osmanlı disiplini gerçekten ele alamamış mıydı? Disiplin sağlayamamış mıydı da bu insanlar böyle ayaklandılar? Yoksa biraz da gerçekten de kontrol etmek zor muydu? Koskoca bir imparatorluk hangi birini kontrol etsin? Şimdi bakın, bu ikinci, üçüncü Ahmetlere gelinceye kadar biraz iyiydi. Var ya, tarihte okuyoruz. Kuruluş dönemi, yükselme dönemi, duraklama dönemi, gerileme dönemi. O duraklamaya gelinceye kadar azıcık iyiydi. Ondan sonra başladı bozulma. Şimdi o zamana ait bir harita vardır. Bu haritada yine papalar, o zamanki şeyler diyorlar Osmanlı pek idare edemiyor. Yakında bu yerler bölünür. Biz kendi aramızda bölelim. O haritayı ben şey yaparım. İyi hatırıma geldi. Şeye koymadım onu ben bu Ayanlar haritasına ama koymam lazım onu. Şimdi aklıma geldi. O zaman işte bilmem Yunanistan tarafını Venedik bilmem neye. Ondan sonra Kuzey Rumanya'yı Rumanya'nın Bukovina tarafını Avusturya'ya bilmem Rusya'ya bilmem diğer devletlere böyle Osmanlı'nın elinde olan toprakları böyle bölüşmüşler ta o zaman. Fakat şimdi dediniz ya nasıl olmuş da uzun zaman yaşamış. Yine bu kendi aralarında rekabetten. Şimdi bak Ruslar geldi Yeşilköy'e kadar dayandı. Burada
İngilizler telaşlandı. Hemen donanmasını yolladı. Marmara'ya doldu İngiliz donanması. Rusya'ya tamam, çekil geri. Ondan sonra halbuki daha önce Reval'da biliyorsun Rus çarı hangisiydi bilmiyorum. Avusturya, İngiltere orada bir buluşmada diyorlar bu hasta adamı bölüşelim. Ve ondan sonra zaten bu İttihat Terakki'de şeyler dağa çıktı, Niyaziler falan. Bunu işitince o zamana yakın, hani ikinci meşrutiyete yakın zamanda ve Türkiye'deki bu milliyetçiler, Türkiye'yi düşünen adamlar sıkı tutarak bu idareyi değiştirelim, Sultanahmet'in idaresi, şimdiki gibi mesela bir şeydi böyle, idareciydi ve kimisi dağa çıktı, kimi şey etti, Manastır'da, Selanik'te ve padişah ikinci meşrutiyeti kabul etmek zorunda kaldı. O sırf o zamanki Rusların, İngilizlerin bilmem krallarının Türkiye'yi bölüşmesine karşıydı. Ve böylelikle olurdu. Sonra daha başka şeylerde Fransızlar arkalıyor. Rus ikinci Mahmut zamanında vardır Nedim neydi? Ruslarla bir sadrazam vardı. Ruslarla anlaşma yapıyor. Şeyde Mehmet Ali Paşa da Mısır'dan İbrahim Paşa oğluyla da Kütahya'ya geldi. Baktılar İstanbul alacak ve Mehmet Ali Paşa da iyi dirayetli adam, iyi bir adam, Türkiye'yi eline alacak korkusuna. Ondan sonra Nedimov, Mahmut Nedim Paşa olacak galiba, ben biraz şey diyeyim. Onlar hatta Nedimov derlerdi ona, Ruslar da bir anlaşma. Bundan telaş ederek İngiltere hemen geldi, Mehmet Ali Paşa'ya geri çekileceğim. Çekil. Böylelikle Türkiye biraz daha soluk alarak hani bir ölmeye, boğulmaya çalışan insanı sudan çıkarsın da biraz yaşatırsın. Bu şekilde Türkiye'yi yaşatmaya çalıştılar. Ve nihayet Birinci Dünya Savaşı'nda tam boğdular, öldürmeye çalışırken Atatürk Kurtuluş Savaşı falan derken onların boynunu bozdu. Lozan Antlaşması yaptı, bilmem ne yaptı, yine kurtulduk. Ama şimdi yine aynı şeyde yine biz ama boğulmaya çalışıyoruz. Boğazımıza geldik ya suya, ayaklarımız. İnşallah olmaz ama dediğiniz gibi dünyayı iyi algılayamayan, izleyemeyen evet. Bir gün televizyon ekranlarında rahat rahat ahkam keserken evet. Başına bombalar yağabilir. Zaten birileri şimdiden kendinin Amerika'daki, Avrupa'daki yerlerine ayırmıştır bu satılmış medyanın bazı yazarları olsun, bazı sahte aydınlar olsun. Onların umrunda değil. Doğu'nun Ermenistan'a verilmesi, Kıbrıs'ın Rumlara verilmesi, en nihayetinde Hatay'ın Araplara verilmesi onlar için önemli değil. Onlar zaten hain doğmuşlar, hain ölecekler. Fakat yabancı şirketlerin hesabına çalışıyor. Tabii onlar onların İngiliz olsa Avrupa Birliği de olsa onların geliri daha çok artacak. Tabii hem de işte o yazarların da bir kısmı, gazetecilerin de bir kısmı CIA'den para alıyor, Avrupa'nın şeylerinden para alıyorlar. Bunlar böyle. Onlar dünya umurlarında değil. Yani hatta bazıları Amerika'yı açıkça destekliyor, gelsin alsınlar diyor. Manda zihniyetini devam ettirenler var. Ve sizden aldığım kitaptan bir şey aldım ben. Dün çok esaslı. Böyle diyor Lord George bu şeyde. Yunanlılar. Onlar diyor bir edebiyatın bilmem şeyin diyor bir temsilcisi Yunanlılar. Onları diyor ne mukletip yaşatmalı Türkleri nedir o Türklerin üzerine
onları hak kazandırmalı falan evet. gibi şeyler. Evet, şimdi Avrupalıların gözünde evet. çok güzel anlaşılıyor ki evet. Türkler işgalci, barbar, yağmacı, çapulcu, ırz düşmanı, namus düşmanı, yağmacı, yıkıcı, savaşçı, kara, esmer, böyle bir acayip toplum yaratıyorlar kendi kafalarında. Hem evet. Müslüman kimlikleri var ama evet. bunların Müslüman kimliğinden ziyade Türklerden korkuyorlar. Ben bunu da anladım. Bazen evet. diyorlar ki evet. Araplarla, Müslümanlarla Türkleri karıştırıyorlar. Hiç karıştırmıyorlar. Avrupalılar, evet. Amerikalılar belki olabilir karıştıranlar olarak. Evet. O Amerikalılar cahil bir toplum zaten evet. maalesef. Ama Avrupalılar çok iyi biliyor Türk'ü. Evet. Arapla Türk'ü iyi ayırıyorlar. Evet. Türk korkusu var. Arap korkusu evet. yok onlarda. Evet. Türkler gelecek ve Türkler sürülmeli. Türkler barbar, işgalci, insan hakları düşmanı diye onların kafalarına yer etmiş. Bu hiç değişmez. Şimdi bak, Avrupalılar dediniz ya, Türk'le Arap'ı ayırıyor. Avrupalılar Arnavutları Türk sayarlar. Bosna Ersek'e Türk sayarlar. Kosova'dakileri, ondan sonra diğerleri, o Müslümanları, Pomakları Türk sayarlar. Çünkü Türk'e bağlı onlar. Ama Araplar ayrılar. Bunlar ayrılmayan yalnız siz dediğin gibi belki bilerek mi bilmeyerek buş ayırmıyor onları. Ilımlı Müslümandır, işte bilmem nedir falan diye onlar ayırıyor. Çünkü hiçbir Bosna Hersekli karşı gelmiyor. De gittik görüştük bak kişilerle. Ne kadar bize bir bunlar Pomak. Bulgarca biliyor, Bulgar. Ama bir Türk sevgisi var ve bir Türk duygusuyla yaşıyorlar adamlar. Evet, şimdi gelelim bizim Alevi Bektaşilere. Şimdi 2. Mahmut çeşitli evet. etkilerden de dolayı Yeniçeri Ocağı'nı kaldırırken, evet. askeri birliğini derken bu sistemin içerisinde en büyük darbeyi de Bektaşilere vuruyor. Evet. Neden acaba Bektaşiliği ortadan kaldırıyor bir tarikat olarak, dergahlara bu kadar baskıyı yapmasının nedenleri nelerdir? Şimdi yine geri döneceğiz. Yavuz Sultan Selim cihan kadar alim diye şeyleri getirdi, Arapları. Onlar tabii tutucu Müslümandı. Ve bütün her şeyde İmam-ı Gazali'nin şeylerine bağlanarak koyu bir sünnilik olarak yaşatmaya çalıştılar. Bu devşirmeler de sünniliğe sarıldı. Ve Aleviler biliyorsun daha esnek, ondan sonra da akılcı bir şeyler yapıyor. Onun için Alevilere düşman oldular. Ve hala öyledir. Şimdi nasıl dedi, siz orada mıydınız bilmem. İzzettin Doğan, profesör. Şimdi de birisi çıktı dedi, ya biz dedi namaz dediniz, namaz kılıyoruz dedi. Muharrem orucu tutuyoruz, bu nasıl? Güldü de İzzettin Doğan, bilmem siz orada mı? Ne varsak yapalım, ağzımızla kuş tutalım dedi. Gene bizi onlar kabul etmez dedi. Bırakın şimdi dedi. Onlar dedi bir sabit fikirde dedi. Onlar inanmaz olmaz dedi. Şimdi aynı şeyler bu hükümet öyleydi. Bir zamanlar Türkiye'ye gelen bizim Alevilerden, Bektaşilerden çok kişi bunun şeyini acısını çekti. Mesela Muharrem Yumuk birkaç üniversite bitirmiş dilci adam buraya geldi. Hatta kaçtı o, Bulgar zulmünden öldürülecekti. Orada Rodna Zaşta diye onların bir teşkilatı vardı, bir faşist teşkilat, ondan kaçtı. Çorlu'da birkaç ay göçmen komisyonunda görevlendirildi. Bunun Alevi olduğunu bilince bunu işten çıkardılar. Örümceğe kadar ötede verdi süründü. Hatta ben size kaç defa anlatmışımdır, Tophane'de bir Rus manastırında dururdu, ona para almazdı Ruslar. Hani şey olarak, dilci olarak onu takdir ederler. Esperanto'nun da şeydi, çok esaslı Esperanto'ca kitapları vardı.
Öyle. De cevap kadar şeyler sonra kimse Alevi olduğunu söyleyemezdi. Ondan sonra derhal biliyorsun mimlenirdi. Öğretmen olsun bilmem ne. Ve bu şey Sünnilik baskısının acısını bizim Aleviler çekti. Hala da çekmekte mesela. Yine şubu diyorlar ama gene Alevi Kızılbaş diye bir ayrım yapılıyor. Yani işte bak bizim Lütfi babanın babaları Bektaşi diye Trakya'da ondan sonra kabul etmiyorlar. Balkanlatacağın kadar babalar, dedeler var. Onları pek şey görmüyor. Ve Yusuf Ziya Bahadır'ını bir zaman bu altı yol mu, beş yol mu Kadıköy'ün orada bir Hacı Bektaş Veli Derneği vardı. İlk ben oraya giderdim. O zaman ta arşivdedir. Burada vazifedeyken. Hatta ben öğretmen arkadaşları toplayarak ve bir defa kalaba hatta Necmiye Hanım yeni geldiydi. Orada aşureye gittik biz. De bu Yusuf Bahadır'ını İşçi Parti milletvekillerindendir o biliyorsun. Bir konferans hazırlamış. Yılmaz Elmaz denen bir öğretmen var. Dedi ağabey dedi. Bu şeyde Dolmabahçe Sarayı'na yakın bir yazarlar birliği şey vardır. Oraya vardım ben de. Ta doğrusu bu Tarih Vakfı orada Gümüş Suyu'na yakın bir yerdeydi. Orhan Siler. Orhan Bey Siler. Orada onu görmeye gittim. Ondan sonra indim. Rüzgarlı bir havadaydı. Oraya uğradım. Yağmurlu. Neyse orada görüştüm. Dedi yakında Yusuf Ziya Bahadır'ını bir konferans verecek dedi. Kadıköy Hacı Bektaş Veli Derneği'nde. Neyse gittik. Ve orada açtı gözünü, yumdu gözünü Anadolu Aleviliği, Anadolu Bektaşiliği, Anadolu derken nihayet bittik. Bir bilemeyeceğim şimdi Taşlıktarlı'dan bizim Bektaşilerden biri gelmiş. Bu bir itiraz etti ama pek üzerine duramadı. Memnun kalmadı. Ama onunla da tanışamadım ben o zaman. Sonra ben dedim bitti de soru sordum. Siz dedim Anadolu Bektaşili dediniz. Yalnız Anadolu'da mı Bektaşi var? Rumeli'de, bak filan yerde, Feşman yerde şu kadar. Bir kadın vardı, çok öğretmenlik yapmış, o Dulka'ydı. O böyle atılımcı. Madem dedi şey yapır, ileride dedi Nisan ayında dedi, siz dedi bir konuşma hazırlayın. Gerçekten de ben bir konuşma hazırladım. Kısaca pek uzun da değil böyle bir konuşma yaptım ben. De şimdi görüyorum bazı ben Anadolu Alevisiyim şiirler. Sizin kitapta gördüm onu. Ben Alevisiyim falan diye. Halbuki Anadolu'nun Rumeli'nin dil bir Alevi Bektaşi topluluğu var. Yani o bir yerel olarak değil de o evrensel. Suriye'de de var, Orta Asya'da da var, bilmem birçok yerde ta Amerikalara kadar, Avustralyalara kadar var. Yani. Peki, biz gelelim konumuza. Evet. Bu somut olarak 2. Mahmud'a evet. Baskı yapan gruplar vardı herhalde, Bektaşiliği özellikle kaldırın diye. Kaldırın diye, evet var. Bu da şeyler, Sünni tarikatlar, Nakşibendiler, ondan sonra Kadiriler o kadar değil de ama öyle bilhassa Nakşibendi, daha başka tarikatlar var, böyle katık tarikatlar bunlar. Hatta vardır benim o kitaplarda da kanıtlıyorlar. Bilmem filan vakit benim imam, bilmem neresinin imamı diyor, şöyle şöyle diyor bir şey yapmışlar, soru sormuşlar, böyle bir hareketleri var. Ondan sonra şeriata aykırı hareketleri var gibi o Sultan Mahmud'un toplantısına sunulan bazı şeyler var. Böyle dilekçe gibi, bilmem bir şeyler gibi. Peki ne yaptı? Siz o kadar belge çevirdiniz. Bakıyorsunuz, evet. Siz yüzlerce belge çevirdiniz, evet. Ve ta 1400'lü yıllardan itibaren, evet, başlattınız
bu evet. Bektaşilikle ilgili belgeleri. Evet. En eskilerden biri Seyyid Ali Sultan. Evet. 1412 yılında bir tarihi belge, çok tarihi bir belge var. Evet. 1412 yılından 1826 yılına kadar evet. Osmanlı'da hangi zihniyet değişti ki? Hangi anlayış değişti ki 1400'lü yıllarda Bektaşi dergahlarına yardım yaparken, yatırım yaparken daha sonradan da onları yıkma kararı verebiliyor bir devlet. Şimdi, ne oldu bu 400 yılda? Şimdi benim bunu hani çok uzun ta 4 halife devrinde başladı bu muhalefet biliyorsunuz. Ve nerede okumuşum ben? Bir yerde Ebu Bekir halife seçildiği zaman İmam Ali biat etmiyor ona. O çağırıyor ona bazı şeyler ama o Sünni tarikatın şeyi ona şey veriyor, nasihat ediyor İmam Ali'ye. Halbuki İmam Ali'ye Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, hadi diğer Osmanlı adam falan değil, adamlar nasihat edecek kıymette değildi. İmam Ali aydın bir kişiydi. Daha o zaman bir şeylikler, hariciler, bilmem neler derken Emeviler, ondan sonra bilmem neler, daha o zaman bu şeye karşı İslamiyet'e, ondan sonra Müslümanlık arasında bir ikilik doğmaya başladı. Tamam o. Evet, öyle. Eski de biz Osmanlı'ya gelelim. Osmanlı'da nasıl oldu bu iş? Yani devletin zihniyeti tamamen zıt 300 derece mi değişti? Nasıl bir değişim şimdi gösterdi? Bizim Orta Asya'dan gelenler, mesela bu şeyler, yani Yörükler, şeyler, çoğu Orta Asya'da Ahmet Yesevi'nin öğrencilerinden etkilenmişlerdi. Bir nevi hür fikirli adamlardı. Ondan sonra Osmanlı bir nevi o zamanki şeyler, Selçuk ya da Arap idaresinin şeyleriydi, mirasçılarıydı. Onun gibi idare ederdi. Fakat Asya'dan gelenler daha başka şekilde bu toprak bilmem işte Şeyh Bedreddin'in bile bazı şeyleri var değil mi? Ekonomik sebeplerden dolayı varidatta olsun bir şeylerde fikirleri var. Onun için bu keminki şeye döneceğiz. Devşirmeler katı sünniyle yöneldiler. Ondan sonra bu halk yörükleri, ondan sonra şey olan insanlar, asıl Türkleri aşağıladılar. Hatta etrak bir idrak diye Türkleri aşağılama şeyi bile yaptılar. Bunlar hep bu devşirmelerin, Türk olmayan unsurların sözleriydi. Öyle değil miydi? Evet. İdrak yani... Thank you.